Kızın konuşması şunu söylüyor kocasına. Keşke 6 yaşında ilişkiye girmeseydik. Kesin mutlu olurduk biz, değil mi? Sözde kocası şöyle söylüyor. Yani orası öyle dediğin gibi de, bakın hocam burada hukukçu olarak dinlesin ve biraz sonra yorumunu yapsın. Kız devam ediyor. Ses kaydı. Bilir kişinin tespit ettiği ses kaydı hocam. 6 yaşında keşke nikahımız kıyılmasaydı. Keşke babam ilişkiye izin vermeseydi. Yani bu sıkıntıların hiçbiri olmazdı. Çünkü bazı cinsel problemler yaşıyor genç kızımız. Onun üzerine doktora gidiyor zaten. Damat konuşuyor, sözde damat. Var mı yapabilecek bir şey? Onu söyle. Dönebiliyor muyuz? Kız şu cevabı veriyor. Ama telafi de olmuyor diyor. Na çirkin Barış arkadaş. Bir dakika, bir dakika. Bak, çirkin deyip çıkma. Şeyler. Bir dakika. Biz bu çirkinliği dinlemek zorunda değiliz. Dinlemek canım, zorundasın hacı. Barış arkadaş, dinlemek zorundasın. Bir saniye, dinlemek zorundasın. Bak şimdi bugün çirkindir. Bütün gün 6 yaşındaki bir çocuğa böyle yapılmış diye yol mu göstereceksin dinle, millete? Dinle kardeşim. Yol mu göstereceksin dinle. Sapıklara? Bak dinle. Çirkindir diyorum. Sapıklığı sen anlatıyorum ben. Bak, sapıklığı anlatıyorum. Değil mi? Sapıklığı alçaklığı anlatıyorum. Peki bu alçaklık, bir dakika, bu kadar detaylı anlatacaksın. Alçaklık var ortada, tamam. Öyle bir şey yok. Dinliyoruz dinle, zaten. Tamam, peki bir dakika. Niye bir iğrençti burada detaylarıyla anlatıyorsun? Kardeşim, bu hoş değil bence. Çünkü siz bir yalan rüzgarı estiriyorsunuz. Ne gibi? Yok efendim bu İslam'a saldırıdır. Yok bilmem 28 Şubat kafasıdır. Kardeşim rezaleti yani, görmüyor musunuz 6 ya? 6 yaşındaki çocuğa 6 yaşında cinsel ilişkiye girdi diyor beni ya. Bak, aynı algıyı yapıyorsun. Allah Allah 6 ya. 6 yaşındaki çocuğa saldıra böyle savunanı gördün mü? Bırak hacı bir dakika. Savunanı bak, gördün ben seni mü? Dinledim ama hacı, buradan bir tutuyorsun yok Kur'an kursunda. Kardeşim yok, anlattım işte yok, Kur'an kursunda evet. Böyle bir şey adam olmaz. Aradı beni kardeşim. Peki aynısı aradı o zaman beni. CHP'li belediyelerde aradı kardeşim. Varsa üstüne gidelim. Kim yapmışsa Allah belasını versin. Ha onu de. Ne ilgisi var? Niye sen tutup da bir dakika, şu tarikat, kardeşim, şu cemaat, burada oluyor şu Kur'an işte. Kursu diyerek hedef gösteriyorsun. Dinle, dinle. O zaman ben de CHP'li belediyeler al işte, diye söylerim. Al kardeşim, bak kim bu adam? Bu adamın elini niye öpüyorlar? Niye öpüyorlar bu adamın elini? Ya bu adamın elini şey, onlar niye öpüyorlar? AKP'li belediye niye buna yer veriyor? Niye yer veriyor kardeşim? Ne hangi dini bilgisi var bu adamda? 6 yaşındaki çocuk toplumda evlendiriliyor mu? Kardeşim işte. Böyle bir sosyoloji var mı? Götürmüş, verdirmiş. Yani cezası ne olmalı bunun? Ya kardeşim cezasını hocam söyler. Ben hukukçu değilim. Niye kıyıdan cezası kenardan var, oynuyorsun? Cezası Türk Ceza Kanunu'nda. Niye kıyıdan kenardan oynuyorsun? Allah Allah ya. Olayı işleyenin suçu bu tecavüzün hadi cezası dinle, ne olmalı? Dinle bak dinle. Söyleyemiyorsun. Bak kardeşim. Çünkü amacın ya ne? Ya kardeşim sen söyle. Tarikatta cemaatte işlenen her şeyi savunmak zorunda değilsin. Savunmuyorum. Savunuyorsun. Savunmuyorum. Ne o zaman ne olayı itiraz ediyorsun? Savunmuyorum. Savunuyorsun arkadaş. Niye sinirleniyorsun? Niye sinirleniyorsun? Ya hacı sinirlenmiyorum. Sen bir yanlışın peşinde gidiyorsun. Ya da seninle neyi farklı gidiyorsun? Söylüyoruz? Mesela bu olay burada yaşan. Ben hayır, olayın sen niye asla rahatsız oluyorsun ben bunu anlattığımda? Hacı, çirkin bir şey ya. Barış'ın sözünü çirkin tamamlamasını şey. Bitirelim. Çirkin tabii anlatıyorum işte bitirelim. Söyledim zaten çirkin, çirkin bir şey. Diye. Zaten tasvip ettiğimiz bir şey değil. Artı 6 yaşındaki çocuğa yapılan olayı hiç kimse savunamaz. Bak şimdi sabahtan hiç kimse beri ama sabah rica kimse savunamaz. Sosyal medyada bakın ağzınızdan bir konuyu, Kur'an kursu lafı konuyu, düşmüyor maşallah. Kardeşim ben buna itiraz ediyorum. Nerede olmuştu onu anlatırım ben. Ben buna bak, itiraz ediyorum. Bak gir Twitter'a, gir Google'a. Gir Google'a var kardeşim benim orada. Benim itirazım buna. Bir değil, iki yoksa, değil. Adıyaman'da oldu, Enzar'ı baktığında oldu, öbüründe oldu, bak, bu birinde işte böyle, oldu. İşte böyle bir devam değil, ediyor. İki değil hacı ya. Böyle devam ediyor. Bir tane olsa derim ki bir değil, iki değilse aynısı CHP'de de oluyor. Kardeşim CHP'de oldu, ben gittim üstüne, ben. Peki sen CHP'de aslanlar oluyordu, gibi gittim. Siz gidebiliyor musunuz Barış üstüne? Barış arkadaş, boşa sinirleniyorsun. Gidebiliyor musunuz boşa üstüne? Olay üstüne, üstüne örtmeye çalışıyorsunuz. Bu olayı savunan yok. Olay üstüne bu olay ben senden daha çok ne ilgisi var bu işin İslam'a saldırıyla? Bu adam mı İslam'ı temsil ediyor Türkiye'de? İdam et o zaman. Bu adam mı temsil ediyor Türkiye'de? Bu adam ne diyor Türkiye'de? O zaman arkadaş, idam edeceksin. Allah Allah. Bir de ağzını aç de ki çocuğa tecavüz eden idam edilmelidir diyebiliyor musun? Bu adam İslam'ı temsil ediyor. Çocuk diyorsun yok tarikat yok Kur'an kursu duruyorsunuz. İdam edilmeli. Arkasında duruyorsunuz. İdamdense sorun çözülecek Allah mi? Allah Allah. Sorun bütünüyle çözülmez. Tamam bekle ama bir saniye. Bunu söyleyelim. Ama bir saniye. Söz hakkına da saygı duyalım. Kaldı ki. Neyi savunuyorsunuz ya? Barış bir saniye. Cumhuriyet bak neyi savunuyorsunuz deyip durma. Hiç ne o zaman peki kardeşim? Bak buraya getiriyorlar. Cumhuriyet neyi savunuyorsunuz? Ne de ben... Çocuğa tecavüz ediyor. Kadına olacağı varsa hiçbirini hiç kimse savunmuyor. Nerede varsa üstüne bu gidelim. Bu ülkede hiç kimse bak, ne varsa, ben görmedim ki kadına tecavüz ediyor. Üstüne gidelim. Olsun. Burada ama kardeşim iddianamede var iddianamede. Efendim bak bu toplumda böyle şey bu toplum bu hale geldi diyerek toplum karalamasına tertemiz toplumumuzu karalıyorsunuz. Tertemiz toplumun içinde pislikler var. E o tamam çıkartıyoruz işte kardeşim. Hep beraber ayıklayalım. Bu adam hangi yetkiyle geliyor hep burada? Beraber ayıklayalım. Hangi yetkiyle ama geliyor da dini bilgileri anlatıyor? Tutuyorsunuz.
Kur'an kurslarına iftira atmaya kardeşim, başlıyorsunuz. Kardeşim hangi Kur'an kursuna kim iftira atmış? İki lafınızda yazmadı mı? Tecavüz, İsmail Kur'an Saymaz'ın. İsmail tecavüz, Saymaz'ın Kur'an aç kitabını oku kardeşim. O zaman biz de konuşuruz. Tecavüz CHP. Tecavüz CHP mi? Badeciler şeyhi, badeciler yalan mı? İşte bak. Yalan mı badeciler? İşte bak bunlar işte çirkin şeyler. Şeyh kelimesiyle badeciler kelimesini aynı yere getiriyor. Hangisi yalan? Bütün İslami kavramları tecavüz kavramıyla yan yana getiriyorsunuz. Ben buna itiraz ediyorum. Daha geçen sene. 6 yaşındaki çocuklarda bizim çocuğumuzdur. 500 milyon liralık mal varlığı olan. Adamı çıkarttık Barış, ortaya. Rica ediyorum, uşakileri. Barış, hangisini anlatayım? Barış, bu şekilde programı sürdüremeyiz. Hacı rica ediyorum araya girme. Barış bitirsin. Anlattığın şeyler iddianamede olmasına rağmen. Tamam, ben duymaktan, getirdim, duymaktan ben de rahatsızım. Ya uşakileri anlattık yani, daha ya. Moderatör sizsiniz. Ne diyorsanız. 12 yaşındaki kız evlendirmediler mi kardeşim? Barış biraz daha sakin. Lütfen hukuki değerlendirmeyi de hocadan alacağız. Sen tamamla lütfen. Bak kızımız diyor ki. Anlatıyor. Sözde kocası. Şimdi dikkat edin. Diyor ki, evet yani tam bir hatadır. Gerçekten düşüncesiz psikoloji. Adamın anlatımı böyle. Bilmeden yapılmış olan bir hareket yanlış bir şey. Ha şu an ben kendi kız çocuğum olsa 6 yaşında evlendirir miyim? Evlendiririm diyor. Ama o şekilde bir şeye müsaade eder miyim etmem. O şekilde bir şey dediği cinsel ilişkiden bahsediyor. Kız tabii diyor ki babam nasıl düşünmedi diyor. Sözde damat cevap veriyor. Hoca efendi her şeyi dört dörtlük mü düşünüyor? Bırak sen de Allah Allah diyor. Bunların hepsi iddianamede ses kayıtlarıyla var. Şimdi burada sıkıntı ne? Bu iş yargıya taşınıyor 2020 yılında. Kızımız artık o radyo programından etkilendikten sonra gidiyor. Büyük de risk göze alarak savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Polis ifade alıyor, sonra çağırıyor. Bir daha ifadesini alıyorlar. Savcılık bir soruşturma açıyor, bu davaya dönüyor ama o günden bugüne anne, baba ve sözde damat ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, işte bu fotoğrafını gösterdiğim kişi, bir din alimi gibi ortada dolanıyor. İsmail Ağa cemaatinin bir vakfının, işte o bugün İBB'nin kapattığı vakfın başında. Şimdi buradaki sıkıntı şu, Erdoğan Aktaş, bu bir değil. İki değil, üç değil, beş değil. Evet yazmışlar karanlık yuva. Evet kardeşim 6 yaşındaki kız çocuğunu evlendirmek karanlık kafanın bir tezahürüdür. Doğru, karanlık tamam. Kafanın karanlık tezahürüdür. Kafanın tezahürüdür. Peki. Bu tarikat ve cemaat tezahürüdür. Yapısı dinle hiçbir ilgisi olmayan, hepsi şirketleşmiş, İslam'ın o güzel ahlakını sömüren, özellikle yoksul kesimler içerisinde iktidarın desteğiyle örgütlenen ve iktidara oy tabanı yaratan, bu işi tamamen ticarete dökmüş yapılardır. İsmail Ağa cemaatini söylüyor. Kardeşim tarikat, İsmail Ağa cemaat hiçbirini bağlansın, cevap versin. Bağlansın cevap versin. Her gün mesela bak,